Cuma geldi mi nedir? Cumartesinin habercisi yani eleme gününü. Ay evet. Ama müjdeli şeyler de var çünkü bir kişi bugün koruma altına alınacak aranızdan. Ve 10 bin liralık ödülün sahibi olma ihtimalini de kazanacak. Yarın belli olacak. Her zaman yaptığımız gibi soralım bakalım. Sence Melis için bu hafta kim almıştır birinciliği gelin adaylarımızdan? Tabii ki SMS oylarıyla sevgili izleyicilerimiz. Ben almış olabilirim diye düşünüyorum her hafta düşündüğüm gibi. Niçin? Bilmem. Belki almışımdır. Biraz hafta sonuna doğru Erdem'le aranız bozuldu. Aramız bozuldu ama sonuna kadar haklı olduğuma inanıyorum. O yüzden almış olacağımı düşünüyorum. Ben de vallahi bu sefer senin haklı olduğuna inanıyorum. Benzer bir tecrübe yaşamış insan olarak. Yani siz ne düşünüyorsunuz hanımlar? Melis haklı. Yani ben haklı yani. Sevene sevmeyene soruyorum yani. Hani Melis'i seversiniz sevmezsiniz ama kadın dayanışması diye bir şey var. Ne diyorsunuz? Haklı diyorum ben de. Kadın dayanışması var ama insanı da geçmişiyle bu kadar yargılamak, böyle yüksek sesle bu kadar dereceyle yargılamak. Bence yanlış. Ya yani konuda haklı olabilir ama üslupta haksız olabilir. Evet, ama silmek istemediğini söylemiş Mehtap. Ne yapacak? Çocuk değil ki. Sen bu tabirde öyle bir şey görsen. Hayır bağırarak git. Erdem kocaman seni kapatıp evet neyse bu konuyu kapatalım. Bu hafta ev basmalar çoktu zaten. Devam edelim. Dani sence kim almış olabilir? Öncelikli olarak Cansel'i söyleyeceğim tabii ki. Malum kaynanamız da geldi. İstikrarlı bir şekilde devam ediyorlar ama aynı zamanda Ayça'yı da düşünüyorum. Tekrar eve geri döndü ve hatasının farkında Emre'nin gönlünü geri almak istiyor. Bakalım. Çabası desteklenebilir diyorsun. Evet. Şimdi senin kaç tane halk oyuyla birinciliğin oldu bugüne kadar? 6 galiba. Halk oyuyla 6. 6 olmuş. Vay vay vay. Senin ne kadar kaç tane olmuştu Ayça? 3. Halk oyuyla ama arkadaşlarının koruması da olmuştu. Karşı evin korumasını evet, da almıştı. Evet, birçok kez. Peki, Cansel sence kim almış olabilir? Rekora koşuyor musun bakalım? Vallahi bugüne kadar 3 kere üst üste kimse olmadı. 2 kere oldu. O yüzden belki olamayabilirim ama gene de olabilirim bir ihtimal. 2 kere üst üste oldun. Evet, 2 kere üst üste olup duruyorum ama hiç 3 olmadı. Bu evden de hiç 3 olmadı. Ama o seyircinin takdiri. Yani seyirci kimi o hafta beğendiyse ona oy veriyor. Evet, öyle denk geldi işte. Melis de olabilir. Çünkü bu konuda hani kadınlar harbiden dayanışma yapmış olabilir. Çünkü kadınlar yani hangi kadın anlarız. Olsa bence aynı tepkiyi verirdi başka bir kadının ismini taşıyacak kolunda. Hayır onun onda birini versen fırça yiyen kadın da çoktur biliyor musun? Evet tabii yani ki. O tepkinin azını bile versen yani benzer konularda. Hı, sadece dövme konusunda değil sosyal medyada işte fotoğrafları saklama konusunda, tabii, anıları saklama konusunda. Hani niçin sorusunu sormayan kadın olmamıştır herhalde geçmişinde. Çok o yüzden oldu. Belki kadınlar bunu anlamış olabilir. Ceyda ne diyorsun? Bence yine Cansel olabilme ihtimali var. Eser'le hani kavga etmeden güzel güzel ilişkilerini sürdürüyorlar. Yani Cansel de olabilir, Melis de olabilir tabii. Evet iki tane aslında hareketli, neşeli, ateşli karakter. Bayağı iyi kavga etmeden gidebiliyor. Aynen. Maşallah. Maşallah. Dilimiz ısırıyor. Dilimi ısırayım hatta koparayım bıktık kavgadan çünkü yani gerekiyorsa. Peki Cansel olabilir dedi Ceyda da. Sen kendin olamaz mısın? Senin de adından da fena gitmiyor. Yani olabilir. Bir dün olabilir ufak bir yanlış var. Anlamayla adamın üzerine yürüdün eli bastın ama. Özür diledim ama sonradan. Diledin evet çünkü gördün. Evet. Haksız yere ortalığı karıştırdın. Evet. Peki Ayça sen ne diyorsun? Ben de Ceyda olabilir diye düşünüyorum. Onların da güzel bir ilişkileri var, güzel gidiyorlar. Birlikte girdiler zaten. Takipleri falan da çok böyle, onları destekleyen insan da çok. Onunla o birinci olmuş olabilir. Ben şeylerini seviyorum onların. Böyle bir kızıştıkları, kavga ettikleri zaman hemen bir gülümseme geliyor ya ikisine büyümüyor de. Büyümüyor yani, o kavga. Sürdüremiyorlar. O çok güzel bir şey. Kavga edemiyorum. Ya o, romantik, o çok romantik güzel. Komedi gibi bir şey oldu. Yani. O çok acayip bir şey oldu. De Ceyda biraz zorlama. Abartıyor yani. Evet. O trajedi neydi öyle dün? Eve dün geldiğinde yaşadın. Çocuk tembihliyor şaka yapmışım gibi git diye. Bu geliyor. Trajedi Allah'ım. Sanırsın Adnan evli iki çocuklu çıktı. Benim ömrümü yedi dün. Gelecek sarılacak diye bekliyor çocuk. Ben hiç Allah aşkına. Ne selaf edersin. Evet, Ayça da Ceyda olabilir diyor. Peki, Burçak sen kim diyeceksin? Ben öncelikle Cansel'i düşünüyorum. İkinci olarak Ceyda'yı düşünüyorum. Cansel'i düşünmemin sebebini hepimiz biliyoruz zaten. Geçen haftalar zaten büyük yani çoğunluk herkes onları destekliyordu zaten. Büyük takipçileri var.
Ama Ceyda ile Adnan da çok iyi başladılar. Onlar da olabilir diyorum. Melis ile Erdem bu ara çok sessizler. Bilmiyorum, o yüzden birazcık sanki ses mi istiyor falan. Bilemiyorum pek yani. Pek sessiz değiller ama hani. Sessiz yani şu son günlerde birazcık hani evet sürtüşmeler oldu ama ben burada Melis'in zaten haklı olduğunu düşünüyorum. Fevri davranmasa belki doğru cevapları da yani alır derler. Biz kadınlar öyleyiz. Maalesef haklıyken haksız duruma düşüyoruz. Evet maalesef. Biraz da erkekler bunu kullanıyor. Maalesef. Aynen öyle. Kullanıyorlar yani. Ay sen böyle yapmasaydın ben öyle yapmayacaktım aynen demeyi çok iyi biliyorlar. Aynen. Durumu öyle kurtarıyorlar. Aynen. Köşeye aynen sıkıştıklarında. Aynen katılıyorum. Ya o da onların taktiği oluyor. Maalesef. Hani durumdan vazife çıkarıp anladınız mı? Haklıyı da olsan evet bir şeyi öyle getiriyor. Ne yapacak aynen adam? Ya inkar edecek ya böyle yapacak. Biz aynen biraz taktik alalım sizden. Yani bana işe yaramış mı sence? Ben de öyle bir bilgi yok. Çok bilenin de işine yaramıyor. Aynen ben de onu düşünüyorum. Çünkü çok biliyorsun ve anlıyorsun ve işe yaramıyor. Yani. Aynen katılıyorsun. Evet. Bilmem hani biliyorsun aynen ki aa ben bu filmi önce gördüm hatta kitabını yazdım diyerek aynen oradan uzaklaşıyorsun yani. Öyle zaten mi o kitabı okuduk yani ona göre idare edersek. Çocuklar siz onları okursanız evlenmekten vazgeçer. Kesinlikle öyle vazgeçelim. Keşke ben çıkışa doğru da alsaydım olsun. Ne diyorsun Nur, kim birinci olur? Ya ben Ceyda ile Adnan uyumunu çok beğendim. Ben gerçekten güzel bir adım attıklarını da düşünüyorum. Adnan çok severek bakıyor değil mi? Böyle aynen gülerek yani bakıyor. İkisi de birbirine severek bakıyor. Ceyda'nın biraz çocuksu halleri var bu aralar ama. Çocuk zaten yani ne yap 21 ne yapalım. 21 yaşındayım ben daha. Reşit'im daha sen Amerika'da yeni reşit olmuştun bu sene. Öyle mi? Aa, tabii ya. 21 yaşında olunuyor. Çocukmuşum ya ben daha. Ceyda diyorum ben. Vah vah. Biz de onu söylüyoruz çok çocukluğumuz. Ceyda diyormuş Nur da. Evet. Peki Mehtap ne diyecek? Ben bu hafta hem erkeklerde hem kızlarda Ceyda Adnan ikilisinin olduğunu düşünüyorum. Ben de olabilirim bir ihtimal ama ikisi daha fazla seviliyor. Sen niye olur musun bakayım? Ne demek niye oluyormuşum? Bu kadar çıktığın çocuk var diyorsun. Çok istikrarlı gidiyorum tabii ki. Çok evet ya ben senin olmamana şaşırıyorum. Adamın yüzüne bakıyorum. Ona ben de şaşırıyorum. Hep çıkardım. Yok adam koşturuyor bu hafta güllerle geldi ağladı üzüldü diye bilmem ne falan. Hakikaten orada da bir aşk var yani. Ondan sonraki gün ama yüzüne bakmadı adamın. Kızlar hiç ha, kimse benim kadar burada 2,5 ay boyunca başka bir adayla bu kadar uğraşmadı. En çok emeği ben sen Murat'la uğraştın mı? Murat'ın adayla Murat mı uğraşıyor? Uğraştın mı? Hak ediyor birinci. Tabii ki. Bence beni görmüş yani, Mehtap. Dur takti evet. Bak Ayça'nın yani, da emeği az değildir yani Emre'de. Ama nasıl uğraşıyorsun böyle taktiksel? Senin bir cilvelerin var. Bir böyle iki adım öne bir geri çekmeler, bir nazlanmaların, bir taktik. Asıl senin yanına staja gelmeli. Ya içindekini uyandırmaya çalışıyorum. Aslında bir dışa vursun istiyorum. Sen donuk mu buluyorsun olmuyor Murat'ı? Evet. Ben öyle bulmuyorum ya. Sakin sadece. Yani fevri olsa belki anlaşamazdınız. Onu düşündün mü? Ya göz göze anlaşıyoruz zaten. Sorun yok. Çok güzel anlaşıyoruz da işte benim isteklerim bitmiyor galiba. Ben Murat'ın böyle seni idareci, olgun, hı-hı, o gülümseyişle sana bakan tavrını çok seviyorum. Yani tam idare eden erkek pozisyonunda olgun, anlıyor, hı-hı, ve fevri davranmıyor. Bence bu çok önemli. İnşallah birbirinizi kaçırmazsınız, zaten kaybetmezsiniz. Zaten bu yüzden istikrarlı gidiyoruz. Aynen o yüzden. Hı-hı. İnşallah birbirinizi kaybetmezsiniz. Tamam. Peki efendim sizlerin oylarıyla hafta boyunca toplanan birinci gelin adayımız kim oldu? Yani en azından bir hafta daha bizim evden elenmeyecek, üstüne üstlük 10 bin lira kazanma şansına sahip olacak gelin adayı kim bu hafta? Bir hafta boyunca oyları topladık efendim, SMS oylarını. İnanın hani tanesine kadar sayıyoruz o oyları, hatırlayacaksınız. Geçmiş dönemde 2 oyla falan kaybedenler, kazananlar oldu. 2 oyla. Ha Ceyda ile senin arandaydı değil mi o? Yani sonuncusuna kadar sayıyoruz, bir oy bir oydur. Bakalım bu hafta hangi gelin adayımız birinci efendim? Cansel. Rekor. Gel bakalım gel. Rekor evet 3 kere üstü. Şimdi bazen diyorlar ya bu SMS oyları toplanıyor mu toplanmıyor mu rekor mu diyor.
Ya böyle bir düzen olsa üç kere üst üste olmaz bir kere. Evet. Hani mantıka aykırı olur her şeyden önce. Evet Cansel'cim, üçüncü kez rekor halk oyuyla sen evin birinci gelin adayısın. Ne söyleyeceksin? Ne diyeyim, her hafta olduğu gibi. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Hepsinin birinci olmasını istiyorum. Özellikle ikisinin. Onu da söyleyeyim. Kankilik diyorsun önce. Evet ama benim yanımda oldukları için çok teşekkür ediyorum. Ve hakkını vermeye çalışıyorum. İçimden geldiği gibi davranarak. Ve yine aşk kazandı işte. Ve yine aşk kazandı. Bak sen o riski göze aldın ya, kalbinin sesini dinleyip esere giderek. Bu bir örnek aslında. O hafta elenebilirdin biliyorsun değil mi? Benim de aklıma o geldi hep o. Ama o riski ben alıyorum dedin. Bak aynı şeyi Ceyda yaşadı. Ercan'la tanıma aşamasındayken ben Adnan'ı istiyorum dedi. Adnan'ın eve gelip gelmeyeceği belli değildi ve elenmeyi göze aldı, gitti. Hatta dediniz Adnan geri gelmeyecek. Adnan geri gelmeyecek. Hiç de öyle bir plan yokken. O anda bayağı. Bak beraber geldiler. Demek ki hep aşk kazanıyor efendim bizim evimizde. Yine Cansel birinciliği aldı, onu tebrik ediyorum. Bakalım bu hafta erkek adayım mı daha çok SMS almış? Yoksa gelin adayımızın daha çok SMS almış. Ona göre yarın evden gelin mi gidecek, damat mı belli olacak. Evet. Bu da büyük bir sorumluluk. Sen de bunu çok sık yaşıyorsun. Evet. Sevineceğin, üzüleceğimi bilemiyorum artık. Bakalım. Hadi o zaman seni yerine alayım. Tamam. Hepinizi de şöyle bahçeye alayım, erkekleri çağırayım. Kapıyı da kapayın da duymayın. Sen yeter ki sen.